Gancına odaklan. İnsanlar gelir gider. Sen zihnini kontrol etmezsen başkası eder. Bazen kalbini kıran şeyler vizyonunu düzeltebilir. Yalnızlık kendini geliştirmeye başladığında ödediğin bedeldir. Gurur duy kendinle. Atlatamayacağını düşündüğün günlerden sağ salim çıktın. Herkes seni sevecek diye bir şey yok. Hayat bu. İnsanlara her şeyini anlatma. Bazıları umursamaz, bazıları da başarısız olmanı ister gizliden gizliye. Kibar ol ama kimsenin seni kullanmasına izin verme. Olmadığın bir şey için sevilmektense olduğun şey için nefret edilmek daha iyidir. Beş parasız insanları etkilemeye çalışarak beş parasız kalma. Seni yalnız hissettiren kişilerden uzak dur. Hiçbir ilişkinin olmaması kötü bir ilişkiden iyidir. Geçmişinde barış ki şu anı batırmasın. Kendi hayatını diğerlerininkiyle kıyaslama. Onların yolculuğunun ne olduğunu bilemezsin. Aptal insanların gücünü asla hafife alma. Hiç kimse senin hayatını çözemez. Bu senin sorumluluğun altında. Bazen kazanır, bazen öğrenirsin. Kimse yardım etmiyorsa sana kendin hallet. Finansal hayatını ciddiye al. Para çoğu şeye karşı bir savunma aracıdır. Zamanın konusunda cimri ol. Pek çok kişi hak etmiyor. Diğerlerinin senin hakkında düşündüğü şey seni ilgilendirmez. Geriye gidip başlangıcı değiştiremezsin ama olduğun yerden başlayıp sonu değiştirebilirsin. Yalnız kalmak bize kendimizle yeniden bağlantı kurma fırsatı verir. Bazen insanların içinde iyiyi görmeyi bırakıp sana gösterdikleri şeyi görmeye başlaman gerekir. Olduğundan daha iyiymiş gibi davranmayı bırak. Hayatı kendi hızında yaşa. Hayat birinden nefret ederek zaman kaybetmek için çok kısa. En derin, en karanlık anın başına gelmiş en iyi şey olabilir. Kıskançlık zaman kaybıdır. İhtiyacın olan şeye zaten sahipsin. İstemezsen alamazsın. Başkalarına sana davranılmasını istediğin gibi davran. Doğruyu söylersen hiçbir şey hatırlamak zorunda kalmazsın. Hayat adil değil ama yine de güzel. Risk alamayacak kadar cesareti olmayan kimse hayatta hiçbir şeyi başaramaz. Sözlere değil de eylemlere bel bağla. Kendine bir iyilik yap. Zengin ol. Hayat parayla kolaylaşır, zamanla değil. Eğer kendi düşüncelerinden kurtulabilirsen her şeyi atlatabilirsin. Sana değer vermiyorlarsa seni hak etmiyorlar demektir.
Herkese içini dökmeden iyileşmeyi öğren. Hayal kırıklığına uğramak istemiyorsan kimseden bir şey bekleme. Her şey doğru zamanda karşına çıkar. Sabırlı ol ve sürece güven. Başarısızlık bir yaradır, dövme değil. Ne pahasına olursa olsun gıybetten uzak dur. Zihnin için bir zehirdir. Tüm ıstırapların kaynağı bağlılıktır. Zaman her zaman biri için gerçekten ne ifade ettiğini ortaya çıkarır. Stres geçicidir, ancak ondan aldığın dersler bir ömür boyu sürebilir. Eğer birileri canını sıkmaya çalışıyorsa zaten altındadırlar demektir. Hayatta her şey para demek değildir ama birçok problemi çözmeni sağlayabilir. Ne kadar zeki, başarılı ve çekici olursan ol, kimse kibirliliği sevmez. Tevazu her şeydir. İyi bir kalbin olduğu için pişmanlık duyma. Tüm iyi şeyler geri döner ve çoğalır. Arkadaşlarını akıllıca seç. Daha iyi hale gelmenin en iyi yolu etrafını daha iyi insanlarla çevrelemendir. Ya sadık ol ya da yalnız kal. Bu kadar basit. Beklenti içinde olma. Her şeyin kıymetini bil. İç huzuru bulmak için hayattaki ufak şeyler için minnettar ol. Elinden gelenin en iyisini yap ve sürece güven. Ne kadar çok çalışırsan o kadar şanslı olursun. Hiçbir şeyi kişisel algılama. Diğerlerinin ne söylediği ve ne yaptığı kendi gerçekliklerini yansıtır. Bağışlayıcı ol, anlayışlı ol ama aptal olma. Hayır demek istiyorsan asla belki deme. Biri sana kim olduğunu gösterdiğinde ona ilk seferinde inan. Kendine olan saygın hislerinden daha güçlü olsun. Başarının kafana girmesine izin verme. Başarısızlığın da kalbine. Kendine saygı duymanın en iyi yolu kendini terbiye etmektir. Eğer veren bireysen sınırlarını öğrenmeyi unutmayın, çünkü alanların sınırları yoktur. Açıklama yapmaya çalışmakla vaktini harcama. İnsanlar sadece duymak istediklerini duyarlar. Eleştiriyi kabul et ama saygısızlığı asla. Gerçekten istediğin şeyden vazgeçme. Beklemek zordur ama pişman olmak daha zor. Sinirliyken sessiz ol. Hayatta 3 seçeneğin var. Olanları izleyebilirsin, bir şeylerin olmasını sağlayabilirsin veya ne olduğunu merak edebilirsin. Her şey dağılmaya başladığında bile güçlü kal. Ne olursa olsun yargılanacaksın. O yüzden olmak istediğin kişi ol. Her tartışmayı kazanmak zorunda değilsin. Aynı fikirde olmamaya razı ol. Pişman olma, ders al. Endişelenme, kabul et. Beklenti içine girme, minnettar ol. Hayat çok kısa.
Ne kadar sakin olursan o kadar berrak düşünürsün. Başkalarıyla ne kadar çok ilgilenirsen onlar da seni o kadar ilginç bulur. İlginç olmak için ilgili ol. Eğer ara sıra düşmüyorsan sadece hız yapıyorsun demektir. Nefret, nefret edileni etkilemeyen bir lanettir. Sadece nefret edeni zehirler. Kinini bir zehirmiş gibi sal. Hayallerimizde gerçekte olduğundan daha fazla acı çekiyoruz. İnsanlar değişir. Aşk acıtır. Arkadaşlar gider. Bir şeyler ters gider. Ama unutma ki hayat devam eder. Kendini açıklamadan hayır demeyi öğren. İyi bir insan ol ama bunu kanıtlamak için vakit harcama. Arkadaşlarına asla planlarından bahsetme, onlara çok fazla güvenme. İş bitene kadar ne yaptığını kimseye söyleme. Güvenilmek istiyorsan dürüst ol. Umutların ve hayallerini önemseyen tek kişi sensin. Onları gerçekleştirecek olan tek kişi de sensin. Canını yakan ne varsa unut. Ancak sana öğrettiği şeyi asla unutma. Başkalarına hakim olmak güçtür. Kendine hakim olmak gerçek güçtür. En iyi insanların bile sınırları vardır. İstikametin hızından çok daha önemlidir. Düşüncelerini kontrol etmezsen, düşüncelerin seni kontrol eder. Fazla paylaşmayın. Mahremiyet güçtür. Geçici hislere dayanarak kalıcı kararlar verme. En iyisi olmak için en kötüsüyle baş edebilmen gerekir. Hayatta olduğun sürece hiçbir engel kalıcı değildir. Her zaman haklı olduğunu düşünürsen hayattan hiçbir şey öğrenemezsin. Sabırlı ol. En iyi şeyler beklenmedik bir anda gerçekleşebilir. Hayatındaki hiçbir şeyden pişmanlık duyma. Güzel günler mutluluk verir. Kötü günler deneyim. En kötü günler ders verir. En iyi günlerse anılar. Hayat tek seferlik bir fırsattır. İyi kullan. Kendin ol. İnsanlar seni sevmek zorunda değil. Sen de onları umursamak zorunda değilsin. Toplumun öğütlerinden kendini kurtar. Çoğunun ne yaptıkları hakkında hiçbir fikri yok. Önce acıtır, sonra daha güçlü hale getirir seni. Bazı yolları kendi başına yürümeyi normalleştir. Çünkü hedefler kişiseldir. Yarattığın aile içinden geldiğin aileden daha önemlidir. Hayat kısa, yaşa, aşk nadirdir, yakala. Öfke kötüdür, at. Korku korkunçtur, yüzleş. Anılar tatlıdır, onlara değer ver. Dedem çok bilge bir adamdı. Hayat hakkında verdiği nasihatleri o vefat ettikten sonra çok daha iyi anlamaya başladım. Geçen gün çekmecesinde yıllar önce yazdığı bir defter buldum. Defterin ilk sayfasında şu yazıyordu. Hayatın bu kanunlarını öğrenmem tam 50 yılımı aldı. Bu oldukça ilgimi çekti ve okumaya devam ettim. Kendi üzerinde senin için çalış.
Gerçek şu ki herkes kalbini kıracak. Uğrunda acı çekmeye değer birilerini bulman gerekiyor sadece. Ne kadar çok çabaladığınla gurur duy. Arkana bakma, o yönde gitmiyorsun. Bu dünyada hiç kimseye çok bel bağlama. Çünkü karanlıktayken kendi gölgen bile seni terk eder. İşinde çalış ve ekmeğini kazan. Kendi üzerinde çalış ve servet edin. En kötü zamanlarınızda birçok şeyin farkına varırsınız. Unutma, hayatının bazı en iyi anları henüz gerçekleşmedi. Bu senin dünyan. Onu şekillendir. Yoksa başkası şekillendirir. Kötü alışkanlıklar rahat bir yatak gibidir. Girmesi kolaydır ancak çıkması zordur. Hiç kimse çok meşgul değildir. Bu sadece öncelik meselesidir. Seni mutlu ediyorsa sessiz ol. Yaptığım en iyi şey hayatımda olan şeyleri insanlara anlatmamaktı. Sıkı çalışmadan başarı için çabalamak, ekmediğiniz yerden hasat yapmaya çalışmak gibidir. Zorlama, yalvarma, kovalama. Bir gün her şey iyi olduğunda arkana bakıp vazgeçmediğin için gurur duyacaksın. Eski halini affet, değiştin. Yanlış insanları bırakmazsan doğru insanlarla karşılaşamazsın. Gerçekten ihtiyacın olan şeyi ne zaman göndereceğini Tanrı bilir. Pişmanlık duyma. Sadece bir sonraki sefere daha iyisini yap. Değerini görmeyen birileri hep olacak. Bunun sen olmasına izin verme. Saygıyı ara, ilgiyi değil. Saygı çok daha uzun ömürlüdür. Güvendiğin kişiye dikkat et. Tuz ve şeker de aynı görünür. Unutma, daha iyi şeylerin başlaması için bazı şeylerin bitmesi gerekir. Zaman, her zaman birileri için ne ifade ettiğini ortaya çıkarır. Hayat seni arkadaşlarından ayırır. Bu yüzden onlarla birlikte geçirdiğin her vaktin değerini bil. Gizli olmak, gösterişten uzak kalmak ve herkese her şeyi anlatmamak öz bakımdır. Para araçtır, amaç değil. Özgürlüktür hedef. Kendi mutluluğundan sen sorumlusun. Başkalarının seni mutlu etmesini beklersen hep hayal kırıklığına uğrarsın. Kimsenin yapamadığı şeyi yap ki hiç kimsenin olamayacağı şey olasın. Sakin kal. Daha önce bunu atlattın, yeniden atlatacaksın. Negatif bir zihin asla pozitif bir hayat sunmaz. İnsanlar sana bir opsiyonmuşsun gibi muamele ediyorsa onları bir seçimlermiş gibi bırak. Sahip olduklarınızdan çok deneyimlerinize değer verin. Çünkü anılar hayatın gerçek hazineleridir. Olanı kabul et. Olmuş olanı bırak. Olacak olana inan. Seni seven bir sürü insan var. Seni sevmeyene odaklanma.
Bunu hak ediyorsun. Kariyeri, aşkı, aileyi, huzuru, hayatı. Görüntü bulanık olur ancak zamanla netleşir. Sabır dostundur. Zor zamanlarda sana yardım eden kişiyi asla unutma. Kendin yetersin. Hiç kimseye hiçbir şey kanıtlamana gerek yok. Geçmişinin ne kadar zor olduğunun önemi yok. Her zaman yeniden başlayabilirsin. Bazen en iyi elde etmek için en kötüsünden geçmen gerekir. Değer görene kadar yalnız kal. Vücuduna iyi bak. Unutma, sağlık zenginliğin bir başka biçimidir. Zor zamanlar daima gerçek arkadaşları ortaya çıkarır. Daha iyi günler yaklaşıyor. Sabahları hep ağır bir kalple uyanmayacaksın. En güçlü kasın ve en kötü düşmanın zihnindir. Onu iyi eğit. Tepki verme. Onları sessiz bir şekilde hayatından çıkar. Başkasının ilerlemesi seninkinden hiçbir şey eksiltmez. Aynı kişinin seni iki defa hayal kırıklığına uğratmasına asla izin verme. Küçük bir çember, özel hayat, huzurlu zihin. Bazen beklentiler yüzünden kendi kalp kırıklarımızı kendimiz yaratırız. Hata yapmakta sorun yok. Hatalar denediğini gösterir. Eşyaları kullan, insanları değil. İnsanları sev, eşyaları değil. En küçük yalan bile en büyük güveni kırabilir. Karşılığında bir şey beklemeden kibar ve cömert ol. Yalnızlığı tefekkür ve kendini keşfetmek için bir an olarak benimse. Güvendiğin herkes güvenilir olacak diye bir şey yok. Kırılganlığını ifade etmekten korkma. Bu gücünü gösterir. Reddedilmeyle, incelikle başa çıkmayı öğren. Bu hayatın bir parçasıdır. Nefes al. Sadece kötü bir gün, kötü bir hayat değil. Her şey daha iyi olacak. Sadece bekle. Dört problemimiz var. Aşırı düşünme, aşırı güvenme, aşırı bilgi verme, aşırı sevme. Çoğu kez hayal kırıklığına uğrayacaksın ve kalbin kırılacak. Nasıl tepki verdiğindir önemli olan. Kendin için doğru olanı yapman gerekiyor. Sevdiğin insanlara zarar veriyor olsa bile. Seni kıran günler seni sen yapan günlerdir. Daha fazla hamle yap ve daha az duyur. Zaman asla beklemez. Sadece seni yetişmeye ya da geride kalmaya zorlar. Hiçbir ilişki akıl sağlığına zarar vermeye değmez. Kendine bel bağla, başkalarına değil. Fazla nazik olmak seni kırar. Kendine güven. Çok şey atlattın.
Başına ne gelirse gelsin atlatacaksın. Hayatın fazla rahat olduğunda zihinsel olarak zayıflarsın. Bazen yalnızlık gelişmek için ödediğin bedeldir. Sen kimsen olsun. Kimsenin onayına ihtiyacın yok. İnsanların yaptıklarından ders çıkar, söylediklerinden değil. Hiçbir şey bekleme, asla hayal kırıklığına uğramazsın. Her fırsatı benimse, çünkü pişmanlıklar hiç değerlendirmediğimiz şanslardan gelir. Hayal edebiliyorsan yapabilirsin. İnsanlara bilmeleri gerektiğinden fazla şey anlatma. Her bir insanla tanışmanızın bir sebebi vardır. Oluruna bırak. Eğer olması gerekiyorsa olur. Geçmişin ondan ders çıkardığın sürece asla bir hata değildir. Birinin senden kaçtığını hissettiğin an onları tekrar rahatsız etme. İnsanlar ne dediğini, ne yaptığını unutur. Ancak onları nasıl hissettirdiğini asla. Bazı şeyler yolundan geçmek içindir, kalmak için değil. Yönün hızından çok daha önemlidir. Aynı kişiye iki kere aşık olma, çünkü ikinci defa anılara aşık olursun, o kişiye değil. Başarısızlığı değerli bir öğretmen, bir basamak olarak algıla. Ufak zaferleri ve dönüm noktalarını kutla. Çünkü bunlar daha büyük başarıların yolunu açar. Sana en çok huzuru kim getirirse en fazla zaman onun olmalı. İnsanlara sana davrandıkları gibi davranmaktan asla korkma. Sadece gerçekçi ol. Bu zaman kazandırır. Kendine yaptığın yatırımlar hakkında iki kere düşünme. Bunlar uzun süre boyunca yarar sağlar. Kendinden şüphe etme alışkanlığını bırak artık. Bir kişi hakkında başkalarının onun hakkında söylediklerinden çok, onun başkaları hakkında söylediklerine bakarak bilgi edinebilirsin. Kişisel hayatını kimseyle paylaşma. Kimsenin elinde sana zarar verebilecek bir şey olmasın. Kalbin sana nereye gitmen gerektiğini söyler. Kafan seni oraya güvenli bir şekilde yönlendirir. Birini öteki olmadan kullanırsan kaybolursun. Hayat sadece bir defa karşınıza çıkar. O yüzden seni mutlu eden ne varsa onu yap. Ufak şeyler dikkatini dağıttığı sürece büyük şeyler yapamazsın. 5 yıl önce şu an olduğun yerde olmayı hayal ediyordun. Alıntıları ve hayat hikayelerini okumak tıpkı geçmiş zamanların en iyi beyinleriyle sohbet ediyormuşsun gibi. Modern tarihin en aydın ve zeki adamlarından biri olan Mark Twain'le sohbet etmekten daha iyi ne olabilir? Bu hayat dersleriyle bilgiyi fırsata çevirin. Birinin sizin önceliğiniz olmasına izin verirken, kendinizin onun seçeneği olmasına asla izin vermeyin. Sağlık kitapları okumak konusunda dikkatli olun.
baskı hatası yüzünden ölebilirsiniz. İnsanları tanıdıkça köpeğimi daha çok sever oldum. Ne zaman kendinizi çoğunlukla aynı tarafta bulursanız bir durup düşünme vakti gelmiş demektir. Öfke içine döküldüğü her şeyden çok saklandığı kaba zarar veren bir asittir. Hatayı her zaman dürüstçe kabul edin. Bu yetkili kişilerin gardını düşürecek ve size daha fazla seçim yapma fırsatı verecektir. Doğruyu söylersen hiçbir şeyi hatırlamak zorunda kalmazsın. Gürültü hiçbir şeyi kanıtlamaz. Yalnızca bir yumurta yumurtlayan tavuk, sanki göktaşı yumurtlamışçasına gıdaklar. Kırışıklıklar gülüşlerinizden arta kalan hatıralardır. Hakikat bir palto gibi sunulmalı, ıslak bir havlu gibi yüze atılmamalıdır. Kitap okumayan bir kimsenin okuma bilmeyene karşı bir üstünlüğü yoktur. Bankacılar size hava pırıl pırılken zorla şemsiyesini veren, iki damla yağmur düştüğünde de şemsiyeyi zorla elinizden alan kişilerdir. Tutkularınızı küçümseyen insanlardan uzak durun. Küçük insanlar hep böyle yaparlar. Ama gerçekten yüce insanlar sizin de yüce olabileceğinizi size hissettirirler. İnsan kendini sevdirmek için çok şey yapar. Kendini kıskandırmak için her şeyi yapar. Anneniz babanız hayattayken her zaman onların sözünü dinleyin. Bu uzun vadede en iyi politikadır. Çünkü eğer dinlemezseniz sizi zorlarlar. Ölüm döşeğinde sadece iki şeyden pişmanlık duyarız. Biraz sevildiğimiz için ve az gezdiğimiz için. Çocuklara bol bol hediye veririz ama en değerli hediyeyi onlar için çok şey ifade eden kişisel birlikteliğimizi isteksizce veririz. Eğer her sabah canlı bir kurbağa yerseniz günün geri kalanında başınıza daha kötü bir şey gelmez. Giysiler insanı insan yapar. Çıplak insanların toplum üzerinde çok az etkisi vardır veya hiç etkisi yoktur. Ben 14 yaşında bir çocukken babam o kadar cahildi ki yaşlı adamın etrafta olmasına katlanamıyordum. Fakat 21 yaşıma geldiğimde hayrete düştüm. Bizim ihtiyar 7 yıl içinde ne çok şey öğrenmişti. Arazi satın alın. Artık bunu yapmıyorlar. Asla bir aptalla tartışmayın. İzleyenler farkı anlayamayabilir. Sigarayı bırakmak çok kolay. Ben yüzlerce kez bıraktım. Arkadaşlarınız ne kadar genç göründüğünüz konusunda sizi pohpohlamaya başladığında bu yaşlandığınızın kesin bir işaretidir. Her gün yapmak istediğin şeyi yap. Bu görevini acı çekmeden yapma alışkanlığını edinmenin altın kuralıdır. Sağlığınızı korumanın tek yolu istemediğiniz bir şeyi yemek, sevmediğiniz bir şeyi içmek ve yapmak istemediğiniz şeyi yapmaktan geçer. Hayatınızdaki en önemli iki gün, doğduğunuz gün ve neden doğduğunuzu anladığınız gündür. Tüm hayvanlar arasında zalim olan tek kişi insandır. Eğlenmek için acı veren tek kişi odur. Asla bir aptalla tartışmayın. Sizi kendi seviyesine çeker
ve sonra tecrübesiyle sizi yener. Koşullar insanı yaratır, insan koşulları değil. Öyle yaşamalısın ki öldüğün zaman tabutçu bile matem tutsun. Herkes ay gibidir ve hiç kimseye göstermediği karanlık bir yanı vardır. Kaybettiklerim arasından en çok aklımı özlüyorum. Cesaret korkunun yokluğu değil, korkuya direnmek, korkuya hükmetmektir. Her güne hayatının en güzel günü olması için şans ver. Hiçbir erkek ve hiçbir kadın bir çeyrek yüzyıl evli kalana dek mükemmel bir aşkın ne olduğunu gerçekten bilemez. Her zaman doğru olanı yapın. Bu bazılarını memnun edecek, diğerlerini şaşırtacaktır. Yarın geride kalan hayatımızın ilk günüdür. Hiçbir söz vermemektense tutulmamış bir söz daha iyidir. Yaşamım boyunca birçok endişem vardı ve neredeyse hiçbiri gerçekleşmedi. Bu hayatta tüm ihtiyacınız olan cehalet ve özgüvendir. O zaman başarı kesindir. Affetmek, menekşenin kendisini ezen topuğa kokusunu bırakmasıdır. Ölüm korkusu yaşama korkusunun ardından gelir. Hayatı dolu yaşayan biri her zaman ölüme hazırdır. Mutluluğun tam anlamıyla kıymetini anlamak için onu bölüşecek birine sahip olmalısınız. Alışkanlıklar pat diye pencereden atılmaz. Onları diller dökerek merdivenlerden yavaş yavaş indirmeniz gerekir. İnsan ırkının gerçekten etkili bir silahı vardır. O da kahkaha. Bir erkeğin ya da çocuğun bir şeye imrenmesini sağlamak için o şeyi elde edilmesi zor bir hale getirmek yeterlidir. Aynı yolu beraber yürüdüğümüzü sandığımız insanlar aslında bize sadece gidecekleri yere kadar eşlik ediyor. Açık sözlü olmak iyidir. En kötü ihtimalle sonradan kaybedeceklerini en başta kaybedersin. Genç bir kötümserden daha üzücü bir manzara yoktur. Bir erkeğin yaşı ne olursa olsun, düğme iliğine parlak renkli bir çiçek koyarak onu birkaç yıl küçültebilir. İnsanlar bize saygı duymadığında şiddetli bir şekilde güceniriz. Zira hiçbir insanın kendine saygısı yoktur. Parasızlık tüm kötülüklerin köküdür. Gerçekleri bildiğimde yalan söyleyenleri dinlemeyi seviyorum. Vatansever ne hakkında bağırdığını bilmeden en yüksek sesle bağırabilen kişidir. Herkes ölmek zorunda olmamız ne kadar zor diyor. Yaşamak zorunda olanların ağzından çıkması garip bir şikayet bu. Beklenmedik para bir zevktir. Daha fazlasını beklediğinizde aynı miktar bir acıdır. Stoklarımızda yeterince ahlaki açıdan cesur adam yok. Ahlaki cesaret malzememiz kalmadı. Derin bir yoksulluk içindeyiz. Günaha karşı birkaç iyi koruma vardır ama en kesin olanı korkaklıktır.
Bazı zor durumlarda, acil durumlarda, çaresiz durumlarda küfür, duanın bile sağlayamadığı bir rahatlama sağlar. Hayat kısa, kuralları çiğne, çabuk affet, yavaşça öp. Hakikaten sev, kontrolsüzce kahkaha at ve seni güldüren hiçbir şeyden asla pişman olma. Gerçek papucunu giymeden yalan dünyayı 3 kez dolaşır. İnsanlardan hoşlanıp hoşlanmadığınızı anlamanın onlarla seyahat etmekten daha emin bir yolu olmadığını öğrendim. Ülkeye sadakat her zaman, hükümete sadakatse hak ettiği zaman. Çeneni kapalı tutup aptal görünmek, çeneni açıp tüm kuşkuları ortadan kaldırmaktan iyidir. İnsanın gururu zahmete değmez. Her zaman gururunu kıracak bir şey pusuda bekler. Şüpheye düştüğünde doğruyu söyle. Deneyerek zorluklara dayanmayı kolayca öğrenebiliriz. Kendinizi neşelendirmenin en iyi yolu bir başkasını neşelendirmeye çalışmaktır. Cehalet bilgisizlik değildir. Cehalet bilmediğini bilmemektir. Kadın ve erkek arasında tam bir eşitlik sağlanana kadar hiçbir medeniyet mükemmel olamaz. 48 yaşından önce kötümser olan biri çok fazla şey biliyordur. 48'inden sonra iyimserse eğer, o zaman da çok az şey. İyi terbiye kendimizi ne kadar düşündüğümüzü ve karşımızdakini ne kadar az düşündüğümüzü gizlemekten ibarettir. Siyasette dürüst bir adam orada başka bir yerde olduğundan daha fazla parlar. Eğitim kafayı geliştirmek demektir. Belleği doldurmak değil. Meşgul olmak bir kişinin tek mutluluğudur. Hiçbir gerçek centilmen kadınların huzurunda çıplak gerçeği söylemez. Gerçeği buna layık olmayan insanlara asla söylemeyin. Gerekirse kıyafetinde dikkatsiz ol ama ruhun derli toplu olsun. Yaşlanmaktan şikayet etmeyin. Bu pek çok kişiye tanınmayan bir ayrıcalıktır. Akıllı bir insan 3 şeyi asla kimseyle paylaşmaz. En içteki korkularını, geçmişteki pişmanlıklarını ve geç kalmak için en büyük mazeretini. Hayatın gerçek konforunu sağlayan küçük kolaylıklardır. İyi dostlar, iyi kitaplar, bir de huzurlu bir vicdan. İşte ideal hayat budur. Küçükken büyük babamdan nefret ederdim. Çünkü bana sürekli hayatın nasıl yaşanması gerektiğine dair sıkıcı dersler vermeye çalışır, beni fütursuz oyunlardan uzaklaştırırdı. Sürekli "bu dünya artık genç insanlar için çok çetin" diye tekrar etti. Verdiği tavsiyeyle diğer insanların hayatlarını kolaylaştırmanın bir yolunu arıyordu. Ne yazık ki ölümünden hemen sonra ve bu zorlu dünyanın gerçekleriyle yüzleşince günlüğüne yazdığı şeylerin değerini ve bana bunları neden öğretmek istediğini anladım. Tüm köy halkının bana karşı olan saygısı çok fazlaydı. O bu hayat derslerini olabildiğince çabuk anlamamı isteyen, heybetli, gri sakallı olan bilge bir adamdı. Dikkatle dinle oğul ve şunu unutma. Hayat bir kitap gibidir. Bazı bölümleri üzücü, bazıları ise sevinçlidir. Ancak tüm bunlar hikayenin tamamlanması için gereklidir.
aracındaki patlak lastiğin nasıl değiştirileceğini öğren. Sen zamanına değer vermezsen başkaları da vermez. En güçlü kişiler bize güçlerini gösterenler değil, bizim bilmediğimiz savaşlarda mücadele eden kişilerdir. Bugün hissettiğin acı, yarın hissedeceğin güç olacak. Yaralarını bilgeliğe dönüştür. Hayatının hikayesini yazarken kalemi başkasının tutmasına izin verme. Önemli sağlık kontrollerini erteleme. Kendine şefkat göster. En nihayetinde hepimiz insanız ve herkes hata yapabilir. Zaman neredeyse her şeyi iyileştirir. Zaman tanı. İyi bir kahkaha ve uzun bir uyku her şeyin en iyi iki dermanıdır. Bazen kazanır, bazen de öğrenirsin. Affetmek diğer kişinin yararına değildir. İç huzurun için önemlidir. Bazen zayıflıklarımızı göstermek için değil, güçlü yönlerimizi keşfetmek için sınanırız. Ne kadar sakin olursan o kadar berrak düşünürsün. Temel birkaç yemeği yapmayı öğren. Bu değerli bir hayat becerisidir. Sabır, güç demektir. Bazen iyi bir şeyi bırakman gerekir, daha iyisine yer açmak için. Saygısızlığa müsamaha etme, kendinden bile olsa. Konuşmaktan çok dinle, çünkü bilgelik çoğu zaman sessizlikten gelir. Kişisel bir bütçe oluştur ve buna bağlı kal. İnsanların senin hakkında ne düşündüğü seni ilgilendirmez. Nezaket, sağırların duyabildiği, körlerin görebildiği bir dildir. Endişelenmek sallanan sandalye gibidir. Sana yapacak bir şey verir ancak seni hiçbir yere götürmez. Hayatının bir sonraki bölümüne bir öncekini tekrardan okuyarak başlayamazsın. En iyi manzara en zor tırmanıştan sonra ortaya çıkar. Cesaret her zaman kükremez. Günün sonunda yarın yeniden deneyeceğim diyen sessiz bir sestir bazen. Mizah anlayışını asla kaybetme. Gülmek ruha en iyi gelen ilaçtır. Yere bakarken gökkuşağını göremezsin. Kredi kartı borcunu asla aksatma. Daha sonrasında seni zahmetten kurtarır. En iyi intikam büyük başarıdır. Ne kadar verirsen o kadar alırsın. Paylaşımcı yürek içi dolu bir yürektir. Zor zamanlar sonsuza kadar sürmez. Ama zor insanlar sürer. En değerli döviz para değildir, zamandır. Akıllıca kullan. Bir gemi limanda güvenlidir. Ama gemiler bunun için değildir.
diğerlerine gösterdiğin muamele kim olduğunu gösterir, onların kim olduğunu değil. İstediğin şeye sahip olmak değildir önemli olan. Sahip olduğun şeyi istemektir en önemlisi. Mükemmel anı bekleme. O anı yakala ve mükemmel hale getir. Kendine inan, gerisi yerli yerine oturur. Risk almaktan ve yeni şeyler denemekten korkma sakın. Hayat hiç riske girmemek için çok kısa. Daima eylemlerinin sorumluluğunu üstlen. Çünkü ne kadar olgun bir birey olduğunun göstergesidir bunlar. Derin bir nefes al. Sadece kötü bir gün, kötü bir hayat değil. Bir gün deme, şimdi de. O bir gün hiç gelmeyebilir. Hayır kurumuna bağışta bulun. Küçük eylemler hayatları değiştirebilir. Hiç hata yapmayan biri, hiçbir şey yapmıyor demektir. Rüzgarın yönünü değiştiremezsin ama hedefine ulaşmak için yelkenlerini ayarlayabilirsin. Hayatta değişmeyen tek şey değişimdir. Bunu benimsersen gelişirsin. Sık sık lütfen ve teşekkür ederim demeyi unutma. Geçmişini değiştiremezsin ama geçmişinden ders alarak geleceğini şekillendirebilirsin. Taşıdığımız en ağır yük beklentilerimizdir. Kötü bir ilişki içerisinde olmaktansa yalnız kalmak daha iyi. Yanlış şeylerin peşine düşmeyi bıraktığında doğru olanlar peşinden gelecektir. Gitmeye değer hiçbir yerin kestirmesi olmaz. Güçlü kalmak tek seçeneğin olana kadar ne kadar güçlü olduğunun farkında olmazsın. Yapamadıklarının yapabileceklerine engel olmasına izin verme. Özgüven kazanmanın en iyi yolu korktuğun şeyi yapmaktır. Bir nehir kayayı gücüyle değil, inatçılığıyla keser. Başarıya çıkan bir asansör yok. Merdivenleri çıkman gerekir. En büyük risk, hiç risk almamaktır. Mutluluk gelecek için ertelediğin bir şey değildir. Şu an için tasarladığın bir şeydir. Hayatın şans eseri daha iyi hale gelmez. Değişimle daha iyi olur. Yalnızca kendi inşa ettiğin duvarlarla sınırlısın. İyileşmek için tedavi göreceğine hasta olmamaya çalış. Kontrol edebildiğin şeye odaklan. Kontrol edemediğin şeyi bırak gitsin. Hayatın basit zevklerinin tadını çıkarmak için vakit ayır. En çok neşeyi bu anlarda buluruz. Karşılığında bir şey beklemeden ver. Geriye bakman gereken tek an ne kadar yol kat ettiğini görmek için olmalıdır. Pozitif hayat ve negatif bir zihin bir arada olamaz. Şüphe, başarısızlığın öldürücüğünden çok daha fazla hayal öldürür.
zorluklar karşısında elmasların baskı altında yapıldığını unutmayın. Yorulursan dinlenmeyi öğren, vazgeçmeyi değil. Geçmişinin gölgelerinin geleceğinin basamaklarını karartmasına izin verme. Gelecek uğruna sevincini erteleme. Yarınlar kimseye vaat edilmemiştir. Bir yere varmak için ilk adım olduğun yerde kalmaya razı olmamaktır. Zamanını kadınlar üzerinde harcamayı bırak. Kadınların peşinden gitme. Aksine gelişimine, değerlerine ve iyilik yaymaya odaklan. Doğru kişi kovalamaya gerek kalmadan mükemmel zamanda sana ulaşacaktır. Sakın kafanı eğme. Daima dik tut. Dünyanın gözlerinin içine bak. Bir insanın karakterini öğrenmenin en doğru yolu kimse izlemediğinde ne yaptığıdır. Her tartışmayı kazanmak zorunda değilsin. Aynı fikirde olmamaya razı ol. Yaşlılarla vakit geçir. Onların ilmi ve deneyimleri çok kıymetlidir. Bir gün veya birinci gün sen karar ver. Böbürlenerek konuşmak zayıflığın ilk işaretidir. Ve büyük işler yapabilecek olanlar çenelerini kapalı tutarlar. Katlanılması en zor şeyler, hatırlanması en tatlı olanlardır. İnsanın başına kaldıramayacağı hiçbir şey gelmez. Genellikle incinmekten çok korkmaktan korkarız. Ve biz gerçeklikten çok zihnimizde yarattığımız senaryolardan acı çekeriz. Yıldızların yer değiştirişini görmek mi istiyorsun? Onlarla birlikte dönmen gerek. Mücevher nasıl sürtünmeden parlamazsa, insan da sınanmadan mükemmelleşemez. Önümüzdeki sürüyü koyun gibi takip etmemeli. Yani kendimizin takip etmesi gereken yolu değil, herkesin gittiği yolu izlememeliyiz. İnsanın kendini diğer insanlardan daha çok sevmesine rağmen, kendi hakkındaki yargısına, diğerlerinin düşüncesinden daha az önem vermesine hep şaşarım. Zihniniz üzerinde gücünüz var, dış olaylarda değil. Bunun farkına vardığınızda kuvvet bulacaksınız. Gerektiğinden önce acı çeken bir kişi gereğinden fazla acı çeker. Başkalarına karşı hoşgörülü, kendinize karşı katı olun. Büyük şeyler kas, hız ya da fiziksel beceriyle değil, düşünme, karakter gücü ve muhakeme ile başarılır. Eğer katlanabilir bir şey ise katlan. Şikayet etmeyi bırak. Hıncını başkalarından istediği hızda çıkaramayacağı için kendine yönelen öfke sence ne kadar büyüktür? Düşmanlarınız sizi öldürebilir. Ancak yalnızca arkadaşlarınız size zarar verebilir. Hayatın amacı çoğunluğun tarafında olmak değil, kendini deliler safında bulmaktan kaçmaktır. Zorluklara sakin bir zihinle katlanmak, talihsizliğin gücünü ve yükünü ortadan kaldırır. Hayatın amacıyla meşgul olun. Boş umutları bir kenara bırakın. Kendinizi kurtarmak için aktif olun.
Hiç kimse yoldan geçenlere parasını vermez. Ama her birimiz kaç kişiye hayatımızı veriyoruz? Mülkiyet ve para konusunda elimiz sıkıdır. Ancak hepimizin en sert cimriler olması gereken tek şey olan zamanı boşa harcamak konusunda çok az düşünürüz. Zihninizin bir köle olmasına, bencil dürtüler tarafından sarsılmasına, kadere ve şimdiye karşı gelmesine ve geleceğe güvenmemesine izin vermeyi bırakın. Planlarımız bir amaçları olmadığından dolayı işe yaramazlar. İnsan hangi limana gideceğini bilmezse hiçbir rüzgar doğru rüzgar değildir. Her an kendinize bu gerekli mi diye sorun. En kudretli insan kendisine hakim olandır. Geçmişi unutan, şimdiyi ihmal eden, gelecekten korkan insanların ömrü çok daha kısa, çok daha karışıktır. Ölümden değil, bir türlü hayata başlayamamaktan kork. Kendisinin hiçbir risk almadığı bir eylemi teşvik eden kişiye karşı dikkatli olun. İntikam almanın en iyi yolu, intikam alınacak kişiye benzememektir. İnsan yüreğinin hiçbir kötü eğilimi disiplinle bastırılamayacak kadar güçlü değildir. Doğru değilse yapma, hakikat değilse söyleme. Kontrol edemeyeceğiniz şeyler için asla heyecanlanmanıza ya da ruhunuzu sıkıntıya sokmanıza gerek yoktur. Bu şeylerin siz tarafından yargılanması gerekmez. Onları rahat bırakın. Gerçek mutluluk geleceğe endişeli bir şekilde bağımlı olmadan şimdinin tadını çıkarmak, umutlarla ya da korkularla kendimizi eğlendirmek değil, sahip olduklarımızla tatmin olmaktır. Bu yeterlidir. Neden dünyaya öfke duyasın ki? Sanki dünya fark edecekmiş gibi. Sabahları uyandığında hayatta olmanın, sevmenin, mutlu olmanın ve düşünmenin nasıl bir ayrıcalık olduğunu düşün. Zorluklar zihni güçlendirir. Çalışmanın bedeni güçlendirdiği gibi. Dalgaların sürekli kırdığı ancak sağlam duran ve etrafındaki suyun öfkesini dizginleyen uçurum gibi olun. Öfkenin en iyi ilacı onu ertelemektir. Hiç kimse kaderinden kaçamaz. Bundan sonraki soru, yaşamak zorunda olduğu zamanı en iyi şekilde nasıl yaşayabileceğidir. Dışarıdan gelen herhangi bir şey sizi üzüyorsa, bu acı o şeyin kendisinden değil, size ona ilişkin değerlendirmenizden kaynaklanmaktadır. Ve bunu her an hükümsüz bırakma gücüne sahipsiniz. Zaman hakikatleri bulur. Öfke ve üzüntü bize, bizi öfkelendiren ya da üzen şeylerin kendisinden daha çok zarar verir. Yaşadığınız sürece nasıl yaşayacağınızı öğrenmeye devam edin. Kaderin size verdiği armağanları kibirlenmeden kabul edin ve onlardan tereddütsüz vazgeçebilin. Yaşam sanatı dans etmekten daha ziyade güreşmek gibidir. Çünkü sanat dolu bir yaşam, ani ve beklenmedik saldırıları karşılayabilmeyi ve onlara dayanabilmeyi gerektirir. Acı sınırlarını aklınızda belirledikçe ve hayal gücünüzle onu büyütmedikçe ne katlanılamaz ne de sonsuzdur.
Duyduğumuz her şey bir görüştür, bir gerçek değildir. Gördüğümüz her şey bir bakış açısıdır, hakikat değildir. Bir şey sana zor geliyor diye onu kimsenin başaramayacağını düşünme. Şans, hazırlığın fırsatla buluştuğu anda meydana gelen şeydir. İyi bir insanın nasıl olması gerektiğini tartışarak daha fazla zaman kaybetme. İyi insan ol. Günlerin sayılı. Onları ruhunuzun pencerelerini güneşe açmak için kullanın. Bunu yapmazsanız güneş yakında batacak ve siz de onunla birlikte batacaksınız. Hayat bir oyun gibidir. Önemli olan uzunluğu değil, oyunculuğun mükemmelliğidir. Kendini bugün ölmüş olarak düşün. Artık yaşamı sona ermiş biri gibi. Ve bunu aklında tutarak geriye kalan zamanını doğayla tam bir uyum içinde yaşayarak geçir. Tüm zalimlikler zayıflıktan kaynaklanır. Gelecekte herhangi bir şey sizi acı hissetmeye ittiğinde hatırlamanız gereken bir kural var. Bu bir talihsizlik değil. Buna layıkıyla katlanmak iyi bir talih. Eylemin önündeki engel eylemin gerçekleşmesini sağlar. Yolda duran şey yolun kendisi olur. Sahip olmadığınız şeylere sahip olma, hayallerine kapılmayın. Sahip olduğunuz nimetlerin hesabını yapın ve sonra da bunlar sizin olmasaydı nasıl can atacağınızı şükrederek hatırlayın. Kim yanlış yaparsa kendine yanlış yapar. Kim haksızlık yaparsa kendine yapar ve kendini kötü yapar. İnsan hiçbir yerde kendi ruhundan daha sessiz ya da daha sorunsuz bir inziva yeri bulamaz. Sessizlik, hayatın birçok zorluğundan alınmış bir derstir. Sadece şu anda bu hızlı adımlarla ilerleyen anda yaşıyoruz. Gerisi kayıptır ve arkamızdadır ya da önümüzdedir ve asla bulunamayabilir. Bir insanın değerinin ilgi duyduğu şeylerin değeriyle ölçüldüğünü aklından çıkarma. Düşündüğünüz şeyler zihninizin kalitesini belirler. Ruhunuz düşüncelerinizin rengini alır. Kendini şimdiki zamana hapset. Zarar görmemeyi seçersen zarar görmüş hissetmeyeceksin. Zarar görmüş hissetmezsen zarar görmemiş olursun. İnsanlar birbirlerinin iyiliği için var oldular. Bu yüzden ya onları eğit ya da onlara katlanmayı öğren. Mutlu bir yaşam için çok az şeye ihtiyaç vardır. Her şey sizin içinizde. Sizin düşünce tarzınızdadır. Yalnız kalmayı seviyorsanız bu içsel bir güce ve bağımsız düşünmeye sahip olduğunuzun bir işaretidir. Yalnız kalmayı seven bir kişi hayatın sadeliğinin tadını çıkarmak için yalnız olduğu anlarından zevk alma konusunda daha fazla kabiliyete sahiptir. Dünyadaki en cesur manzara büyük bir adamın zorluklara karşı mücadele ettiğini görmektir. Hayat biz ertelerken hızla akıp geçer. Kimsenin size ihtiyacı olmadığı için değil, yanınızda kimin olduğunu önemsemediğiniz için yalnızsınız. Kendisiyle uyum içinde yaşayan, evrenle uyum içinde yaşar.
Hayatınızdaki her eylemi sanki hayatınızın son eylemiymiş gibi yapın. Zorluklar ne denli büyük olursa, zafer de o denli büyük olur. Korkunun nedeni cehalettir. Birinin kusurunu bulmak üzere olduğunuzda kendinize şu soruyu sorun. Eleştirmek üzere olduğum kişiye en çok benzeyen hatam nedir? İçini kaz. İçinde iyilik pınarı var. Sen sonsuza dek kazarsan, o da sonsuza dek akacaktır. Yaralanma hissini reddedersen, yaranın kendisi kaybolur. Yüz zihne bağlı olarak güzelleşip şeklini değiştirirken, zihnin kendi kendine güzelleşip şeklini değiştirememesi ne acıklı. Yüreğin yüksekliğine çıkan yol engebelidir. Herkes seni göründüğün gibi algılar. Sadece bazıları gerçekte ne olduğunu tecrübe ederler. Harekete geçmeyip pişman olmaktansa, harekete geçip pişman olmak daha iyidir. Korkulmaktan çok sevilmek mi iyidir, yoksa sevilmekten çok korkulmak mı? Benim yanıtım bunların ikisinin de gerekli olduğudur. Ama ikisini bağdaştırmak güç göründüğüne göre, birinden biri olmayacaksa sevilmekten çok korkulmak bence çok daha güvenlidir. İnsanlar uğradıkları küçük zararların intikamını alır ama büyük zararlarınkini alamazlar. Bu nedenle başkasına verilecek zarar, onun intikam almasından korkmayacağınız kadar büyük olmalıdır. Sana kusursuz görünen bir yol felaketin olurken, tam tersine kusurlu görünen bir yol sana güven ve esenlik sağlayabilir. Hayvan kimliğine bürünmeyi bilmesi gereken bir hükümdar, hayvanlardan tilki ve aslanı yeğlemelidir. Çünkü aslan tuzaklardan, tilki de kurtlardan korunamaz. Bu nedenle tuzaklardan korunmak için tilki, kurtlara karşı koyabilmek için aslan olmak gereklidir. Yapılan iyiliklerin eski kötülükleri unutturduğuna inanan biri kendisini aldatmış olur. Küçük planlar yapmayın. Çünkü ruhunuzu harekete geçirecek güçleri yoktur. İsteklilik büyük olduğunda zorluklar büyük olamaz. Sakin havada fırtınayı düşünmemek insanların ortak hatasıdır. Tehlike olmadan asla büyük bir şey başarılamaz. İhtiyatlı bir adam her zaman büyük adamların yürüdüğü yolu takip etmeli ve en mükemmel olanları taklit etmelidir. Böylece onların büyüklüğüne erişemese bile en azından ondan bir parça alacaktır. Bir yöneticinin zekasını tahmin etmenin ilk yöntemi etrafındaki adamlarına bakmaktır. Nasıl olsa biri gelip beni kaldırır düşüncesiyle yere düşülmemelidir. Kazandığınız bir savaş diğer tüm kötü eylemlerinizi iptal eder. Aynı şekilde bir savaşı kaybettiğinizde daha önce yaptığınız tüm iyi şeyler boşa gider. İnsanlar ya korktukları yahut da gıpta ve haset ettikleri şeylerden nefret ederler. Kaçman gerektiğinde kaç. Cesur olman gerektiğinde cesur ol. Her şeyi kendin için yapıyorsun. Hayatımızın kum saatinden ne kadar çok kum kaçmışsa onu o kadar net görmeliyiz.
Ve insanlar kendini sevdiren birini mağdur etmeyi korku uyandıran birine oranla daha az önemserler. Sürekli başarı isteyen her kim olursa olsun, davranışlarını zamana göre değiştirmelidir. İnsanlar iki temel dürtü tarafından yönlendirilir. Ya sevgi ya da korku. İnsanoğlu için hedefe ulaşmak adına daha önce denenmiş yolları takip etmek daima daha güven vericidir. Doğa az sayıda cesur insan yaratır. Endüstri ve eğitimse çok sayıda. Başkasının güçlenmesinin nedeni olan kişi kendi yıkımına yol açar. İnsanlar babalarının ölümünü miraslarının kaybından daha çabuk unuturlar. Bir prensin sahip olabileceği en iyi kale halkının sevgisidir. İnsanlar size karşı suç işledikleri ve kötülük yaptıkları zaman sizin onlara vereceğiniz yanıt onların size yaptığından bin beter olmalıdır. Genel olarak insanlara ve sözlerine güvenilmez. Çünkü insanlar size verdikleri sözü tutmayacak sefil yaratıklardır. Sizin de onlara verdiğiniz sözü tutmanız gerekmez. İnsanlar bugüne geçmişten çok daha fazla düşkündürler. Ve o günü kendilerine uygun bulurlarsa kapılıp giderler. Başka bir şey de düşünmezler. Zekanın bir işareti de kişinin kendi cehaletinin farkında olmasıdır. İnsanlar için genel olarak vefasız, ikiyüzlü ve kazanç hırsına sahip olduklarını söyleyebiliriz. Düşmanın deneyemeyeceğinize inandığı şey kadar başarılı olma ihtimali olan bir şey yoktur. İnsanın temel özelliği değişmezliğidir. İnsan geçmişte neyse, güncelde aynıdır ve gelecekte de aynı kalacaktır. Güvenini insanlar üzerine kuran, onu bataklığın üzerine kurmuş olur. Her ne pahasına olursa olsun, iyiyi kollayan, ahlaklı, erdemli davranmaya kararlı kişi, İyi olamayan öteki çok sayıda insan arasında yok olup gitmekten kurtulamayacaktır. İnsanlar sakınmasızca bir işe başladılar mı iyinin tadına bakarken altta yatan zehri fark etmezler. Başkalarının sözünüzü kesmesine asla izin vermeyin. Çünkü saygınızı kaybedersiniz. Size güç göstermeye çalıştığı için sözünüzü kesen bir kişiden sakının. İki tür mücadele tarzı vardır. Biri yasalara uyarak, öbürü zora başvurarak. Birincisi insanlara özgüdür, ikincisi hayvanlara. Ama hep ola geldiği gibi, birincisi yetmediğinden ikincisine başvurmak gerekir. Ölüm uzaktayken herkes ölmeye gönüllüdür. Kendisine itaat edilmesini isteyen kişi nasıl emredeceğini bilmelidir. İnsanlar olaylara gerçekte oldukları gibi değil, olmalarını istedikleri gibi bakarlar ve mahvolurlar. Bilge kişilerin de hep düşündüğü ve söylediği gibi, kendi gücümüze dayalı olmayan bir iktidardan daha dayanıksız, daha geçici, başka hiçbir şey yoktur. Küçükken pek arkadaşım yoktu. Bu durum genç yaşlarımın başında da artarak devam etti. Aslına bakarsanız bu konudan çok da şikayetçi değildim. Sadece yalnız kalmayı seven birisi olduğumu düşünürdüm. Ta ki yakın bir arkadaşım bana Dale Carnegie'nin kitabını hediye edene kadar. Bir anda tüm düşüncelerim değişti. Bu sayede de işlerimde harika şeyler yapabildim.
Genç yaşta öğrendiğim için çok şanslı hissettiğim alıntılarını unutmamak için bir yere not aldım. Notlar şu cümleyle başlıyordu. Karşılaşacağınız insanların 1/4'ü sempatiye susamış insanlar olacaktır. Onlara istediklerini verin. Böylece sevgilerini kazanmış olursunuz. İnsanlar seninle ilgilenmiyor. Kendileriyle ilgileniyorlar. Bir kişinin adı, o kişi için her dildeki en tatlı, en önemli sestir. İnsanlar emrin verilmesine neden olan kararda bir rolleri varsa, emri kabul etme olasılıkları daha yüksektir. Başkalarıyla ilgilenirsen 2 ay içinde birçok dost kazanabilirsin. Başkalarının seninle ilgilenmesini beklersen 2 yılda bile tek dost kazanamazsın. İnsanlarla kendileri hakkında konuşun. Saatlerce dinlerler. Kuşların ve atların mutsuz olmamalarının bir nedeni diğer kuşları ve atları etkilemeye çalışmamalarıdır. Diğer insanları etkilemenin tek yolu onların ne istedikleri hakkında konuşmak ve bunu nasıl elde edebileceklerini göstermektir. Her birimiz günde en az 5 dakika aptalız. Bilgelik bu sınırı aşmayı en aza indirmektir. Bir kişiyi dikkatlice dinlemek, ona verebileceğimiz en büyük iltifat olabilir. Bir kişinin yüzünde taşıdığı ifade, sırtında taşıdığı elbiseden çok daha önemlidir. Meşgul olun, bu dünyanın en ucuz ve en etkili ilacıdır. Bir gülümseme hiçbir şeye mal olmaz ama çok şey verir. Ününüzden çok karakterinizle ilgilenin. Çünkü karakteriniz sizin ne olduğunuzdur. Ününüzse başkalarının sizin ne olduğunuzu düşündüğünden ibarettir. Başarısızlıklardan başarı elde edin. Cesaretin kırılması ve başarısızlık, başarının en sağlam basamaklarından ikisidir. İki adam hapishane penceresinden dışarıya baktı. Biri çamuru gördü, diğeri yıldızları. Yorgunluğumuz genellikle çalışmaktan değil, endişeden, hayal kırıklığından ve kırgınlıktan kaynaklanır. Önce kendinize şunu sorun, olabilecek en kötü şey nedir? Sonra bunu kabul etmeye hazırlanın. Ardından en kötüsünü iyileştirmeye devam edin. Kendiniz ve mevcut durumunuz için üzülmek sadece enerji kaybı değil, aynı zamanda sahip olabileceğiniz en kötü alışkanlıktır. Uyuyamıyorsan olduğun yerde endişelenmek yerine kalk ve bir şeyler yap. Seni rahatsız eden endişe, uykusuzluk değil. Erkeklerin ne söylediğine daha az dikkat edin. Sadece ne yaptıklarını izleyin. Korku zihin dışında herhangi bir yerde mevcut değildir. Eğer insanları değiştirmek istiyorsan, önce neden kendinden başlamıyorsun? Bu çok daha karlı ve çok daha az tehlikelidir. Bilgi uygulanana kadar güçlü değildir. Kader size limon verdiğinde limonata yapın. Eleştiriler posta güvercinleri gibidir. Her zaman evlerine dönerler.
Dünyadaki en önemli şeylerin çoğu hiç umut görünmediği halde denemeye devam eden insanlar tarafından başarılmıştır. Tüm alkışlarını dışarıda arayan kişinin mutluluğu başkasının elindedir. Başarı, istediğinizi elde etmektir. Mutluluksa elde ettiğiniz şeyi istemektir. Yarının yükü dünün yüküne eklendiğinde ve bugüne taşındığında en güçlünün sendelenmesine neden olur. Başarılı insan hatalarından ders alır ve başka bir yol dener. Ruhunu keşfeden kişi, bir şehri fetheden kişiden daha güçlüdür. İnsanlar zevk almadıkları sürece yaptıkları işte nadiren başarılı olurlar. Mutluluk herhangi bir dış koşula bağlı değildir. Zihinsel tutumumuz tarafından yönetilir. Size saldıran düşmanlardan korkmayın. Size dal kavukluk eden arkadaşlarınızdan korkun. Elbette yarını düşünün. Evet, dikkatlice düşünün. Planlayın ve hazırlanın. Ama kaygılanmayın. Her tartışmayı kazanmanın tek bir yolu olduğu sonucuna ulaştım. O da tartışmadan kaçınmak. Mutluluğu korumak istiyorsanız onu paylaşmalısınız. Akıl ve sebatla desteklenen ateşli bir coşku, çoğu zaman başarıyı getiren niteliktir. Her başarılı insan oyunu, kendini ifade etme şansını, değerini kanıtlama, üstün olma ve kazanma şansını sever. Eylemsizlik şüpheyi ve korkuyu besler. Hareketse özgüveni ve cesareti. Korkunu yenmek istiyorsan evde oturup onun hakkında düşünmeyi bırak. Dışarı çık ve kendini meşgul et. Karşınızdaki kişide istek uyandırın. Bunu yapabilen kişi tüm dünyaya sahiptir. Yapamayansa yapayalnızdır. Zaten mutluymuşsunuz gibi davranın. Bu sizi mutlu olmaya yöneltecektir. İnsanlar yaşlılıklarında yalnızlaşırlar. Çünkü gençliklerinde hayatın iniş ve çıkışları boyunca onları ayakta tutabilecek ilişkiler ve bağlantılar geliştirmemişlerdir. İnsanların çok fazla arkadaşı yoktur. Çünkü çocukken insanlara güvenmeyi öğrenmemişlerdir. Anlamlı ilişkiler kurmaya ve etrafınızdaki insanlara yatırım yapmaya başlamak için hiçbir zaman geç değildir. Başkalarına özverili bir şekilde hizmet etmeye çalışan bir birey muazzam bir avantaja sahiptir. İnsan hayatı anlamak için değil, yaşamak için yaratılmıştır. Gülümse. Bugün dün endişelendiğin yarın. İnsan doğasındaki en önemli dürtünün önemli olma tutkusu olduğunu biliyoruz. Bizi hayvanlardan ayıran şey bu tutkulardır. Önemli olma tutkusu bizi hayvanlardan ayıran en ayırt edici farklılıklardan biridir. Şahsen ben çilek ve kremayı çok severim. Ama bazı tuhaf sebeplerden dolayı balıkların solucanları tercih ettiğini öğrendim. Bu yüzden balık tutmaya gittiğimde ne istediğimi düşünmeden balığın ne istediğini düşündüm. Hayattan sıkıldınız mı? O zaman kendinizi tüm kalbinizle inandığınız bir işe atın. Onun için yaşayın, onun için ölün ve bu şekilde asla sahip olamayacağınızı düşündüğünüz mutluluğu bulun. Kendimizi boş vermemiz ve unutmamız gereken küçük şeylerle üzmemize izin vermeyelim. Unutmayın, hayat küçük olmak için çok kısa.
İnsan doğası hakkında bildiğim en trajik şeylerden biri, hepimizin yaşamayı erteleme eğiliminde olduğumuzdur. Bugün hepimiz penceremizin dışında açan güllerin tadını çıkarmak yerine ufukta büyülü bir gül bahçesi hayal ediyoruz.